Bana antibiyotik verilmesinin veya verilmemesinin nedeni nedir? Hastaysanız bazen aile hekimine gidersiniz. Aile hekiminiz belirtilerinizi sorar ve sizi muhtemelen muayene edebilir. Aile hekimi açıklamalar ve tavsiyelerde bulunur. Bazen aile hekimi antibiyotik önerse de çoğu zaman bunu yapmaz. Antibiyotikler ne zaman faydalı olur? İnsanlar virüs ve bakterilerden hastalanabilir. Enfeksiyonların çoğuna grip veya soğuk alınlığı gibi bir virüs neden olur. Antibiyotikler bir virüse karşı etkili olmaz. Bu nedenle bir virüs nedeniyle bir enfeksiyonunuz olduğunda aile hekiminiz size antibiyotik vermeyecektir. Bazı enfeksiyonlara zatürre veya mesane enfeksiyonunda olduğu gibi bakteriler neden olur. Ancak antibiyotikler bakterilere karşı etkili olur. Bu nedenle bir bakteri enfeksiyonunuz olduğunda aile hekiminiz size bazen antibiyotik verir. Ancak bunu her zaman yapmayabilir. Çünkü bakterili enfeksiyonlar kendi kendine de geçebilir. Aile hekimi sadece gerçekten gerekli olduğunda antibiyotik verir. Çünkü antibiyotiklerin bazen ishal ve kırmızı deri döküntüsü gibi yan etkileri olabilir. Ve çok fazla antibiyotik kullanımı bakterileri dirençli hale getirebilir. Bu durumda bakteriler duyarsız hale geldiği için antibiyotikler artık çalışmamaktadır. Aile hekimi ne zaman antibiyotik verir? Öksürükle birlikte soğuk alınlığı gibi bir virüslü bir enfeksiyonunuz olduğunda aile hekiminiz size antibiyotik vermeyecektir. Kendi bağışıklığınız sizi iyileştirir. Uyumanız ile yeme ve içmenizin iyi olmasını sağlayın. Zatürre gibi bir bakteri enfeksiyonunuz olduğunda aile hekiminiz bazen size antibiyotik verecektir. İyi şekilde yemek, içmek ve uyumak da önemlidir. Antibiyotikler kendi bağışıklığınıza yardımcı olur. Aile hekiminize güvenin. Antibiyotiğe ne zaman ihtiyacınız olduğunu en iyi aile hekiminiz bilir. Bu animasyonu hazırlayan